genel izleyici kitlesi için uygundur. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Merhaba, ben Aycan Gül. Ekotürk'ün en yenilikçi programı olan Lifestyle'a hoş geldiniz. Bu haftaki bölümümüzde sadece bugünü değil, yarını da şekillendiren fikirleri, inovatif şirketleri ve sektör liderlerinin görüşlerine yer vereceğiz. Hep beraber iş dünyasında fark yaratan yenilikçi konseptleri, sıra dışı stratejileri ve ilham veren başarı hikayelerini keşfedeceğiz. İlk olarak 7/24 uzaktan sağlık hizmeti sunan One Dose Health firmasına gidiyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli konulardan ve çalışmalarınızdan bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanımak isteriz. Tabii ki. Tolga Tuncer. Bilgisayar mühendisiyim. Bilişim hukuk alanında yüksek lisansım var. Şu anda da Başkent Üniversitesi işletme alanında doktoramı yapıyorum. Uzun yıllar sağlık ve bilişim sektörüyle iç içe geçen bir kariyer hayatım oldu. E-Devlet projeleri ve kamu-özel sektör işbirlikleri üzerine çalıştım. Şehir hastaneleri projelerinin anahtar teslimi, teknolojik ve medikal cihaz altyapısından sorumlu olarak çalıştım. Son olarak da Romanya menşeli bir startup kuruluşu borsada 38 milyar dolar değerlemeyle New York borsasında güzel bir startup hikayesi oldu. O bize ilham verdi. Türkiye'de bu işi neden yapmayız diye. Akabinde de Türkiye'de sağlık bilişimi üzerinde One Dose isimli girişimi hayata geçirerek bu hedefimize doğru koşuyoruz. Evet, gelelim isterseniz onun hikayesine. Firmanız nasıl kuruldu, hikayesi nedir? Biz pandemiden hemen önce aslında bu konuyla ilgili analiz yapıyorduk. Çünkü dijital sağlık ve uzaktan muayene oldukça popüler olmaya başlamıştı. Analizlerimiz devam ederken ne yazık ki pandemiyle yüz yüze kaldık. Sokağa çıkma yasakları başladı. Biz o dönemde hemen hani palyatif olarak bir geçici bir çözümle video konferans hizmetini devreye aldık. Yurt dışındaki gurbetçiler bile aradılar. Buradaki Türk hekimlerimizle görüştürme imkanı sağladık. Birçok kişinin o dönemde hayır duasını aldık. Öyle enteresan bölümlerde video konferanslar yaptık ki hani şu anda hayal edemeyeceğimiz işte radyoloji, onkoloji, beyin cerrahisi gibi alanlarda yaptık. Çünkü ilaç kullanan, tedavisi devam eden insanlar bile hastaneye gidemedikleri için görüş almak istediler. Sonra pandemi yavaşladı, yasaklar yumuşadı. Öyle olunca tabii sistemde biraz rutine dönmeye başladı. Video konferansların sayısı azaldı. İnsanlar hastaneye gitmeye başladılar. Fakat biz bu dönemde uygulamayı biraz daha iyileştirdik. Mobil uygulama haline çevirdik. Şu anda kullanıcılar uygulamayı download edebiliyorlar, indirebiliyorlar ve kullanabiliyorlar. Bu sayede de aslında online muayene hizmetini pandemiden bugüne taşımış olduk. Halen daha hizmet vermeye devam ediyoruz. Harika. Şimdi sunmuş olduğumuz hizmetlere gelelim isterseniz. Hı-hı. Genel anlamda neler yapıyorsunuz? Online muayene aslında baktığımızda bazda bizim çekirdek ürünümüz, yani herhangi bir ihtiyaç durumunda kişilerin video konferans üzerinden app'imizi, uygulamamızı kullanarak hekime ulaşması. Fakat biz bununla sınırlı kalmak istemedik çünkü hep şöyle bir geri besleme alıyorduk. Fiziksel muayene ile online muayene arasındaki hani bu boşluğu kapatacak bir takım ekipmanlara, tesisatlara ihtiyaç var. Burada da akıllı medikal cihazlar ön plana çıktı. Biz geliştirdiğimiz uygulamaya bir takım medikal cihazları entegre ettik. Dolayısıyla hekimler bu vital bulguları, hayati parametreleri uzaktan toplayabilir ve izleyebilir hale geldiler. Örnek veriyorum, tansiyon aleti, akıllı saatiniz, şeker ölçüm cihazı, belki tartınız, evde akıllı tartınız varsa tartı veya kan sulandırıcı kullanıyorsanız kan sulandırıcının etkilerini gösteren INR cihazı diye bir cihaz var. Bu cihaz gibi birçok cihazı entegre ettik. Dolayısıyla aslında şu anda günde ne kadar adım attığınız, diyet programına uyup uymadığınız, buna göre vermiş olduğunuz kilo ya da yaşlı birisi için söylemek gerekirse kronik kalp yetmezliği varsa, örnek veriyorum nabız, oksijen satürasyonu ya da tansiyonu rutinde devam ediyor mu? Herhangi bir
öngörülmeyen bir duruma doğru bir gidiş varsa eğer ve bunları da takip ederek aslında mevcut sağlıklı halin ya da sağlığın korunmasına yönelik bir hizmet sunumuna doğru geçiş yaptık. Yani pandemideki o bazdaki bize kazandırmış olduğu online muayenenin üstüne böyle bir katmanda genişletmiş olduk. Bu şekilde de aslında hastanelerdeki yoğunluğun da önüne geçmiş olabileceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü biraz böyle pimpirik bir toplumuz açıkçası. En ufak şeyde korkuyoruz. Hemen internetten acaba ne oldu, acaba teşhis koymaya çalışıyoruz kendimize, kendi kendimize. Ve doktora koşuyoruz ve hastanelerde ciddi bir sirkülasyon oluyor. Ve bunun da aslında önüne geçmiş oluyoruz. Böyle de bir yorum yapabiliriz. Şimdi çevrim içi doktor imkanı aslında sağlıyorsunuz siz. Ve uzaktan izlem sisteminiz var. Evet. Bu süreci konuşabilir miyiz? Tabii. Öncelikle yorumunuz çok doğru. Onu da adreslemek isterim. Dünyada artık bu dijital birinci basamak olarak adlandırılıyor. Sağlıklı hizmet sunumunda basamaklar var. İşte birinci basamak aslında aile sağlığı merkezlerinden ya da sağlık ocaklarından başlıyordu. Şimdi artık bu dijitale geçti. Çünkü dijitaldeki bu basamağın söylemiş olduğunuz gibi gereksiz başvuruları ya da reçete gibi, rapor gibi basit ihtiyaçları adresleyebileceğini biz çok net olarak gördük. Ülkemizde de bu alanda devrim niteliği taşıyan bir yönetmelik çıktı. Resmi gazetede yayınlandı. Net olarak şöyle diyor. Diyor ki doktorlar uzaktan muayene yapabilir, reçete yazabilir, rapor düzenleyebilir, bir tedavi protokolünü başlatabilir veya tedavinin sürecini takip edebilir. Şimdi bu yönetmelik dünyada gerçekten hani çok az ülkede var olan bir şey. Bu sayede de aslında dijital sağlık hizmet sunumunun önü açılmış oldu. Türkiye bu alanda birçok ülke arasında sıyrılmış oldu. Biz de bunu uygulamaya almış olduk. Dolayısıyla bu hizmetin önümüzdeki yıllarda çok daha yaygınlaşacağını, kişiler tarafından kabul göreceğini çok net söyleyebiliriz. Pandemiden sonra ciddi bir düşüş oldu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de. Fakat artık insanlar konfora alışınca biliyorsunuz vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla şu anda da mesela çok ciddi bir hani enfekte bir ortam var. Grip almış başını gitmiş vaziyette. Dolayısıyla hani şunu duyuyoruz. Hastaneye gitmek yerine hani uzaktan çevrim içi bir hekimle görüşmek, o hani ortama girmek yerine tercih edeceğim bir şey. Veya örnek veriyorum, işte çok basit bir branş psikoloji ele alabiliriz. Psikolojide mahremiyet sorunları ülkemizde de çok ciddi boyutlarda. İnsanlar o hastanede, odada, koridorda görünmek istemiyorlar. Çıktığı zaman bekleme salonundaki diğer bekleyenlerle yüz yüze kalmak istemiyorlar. Böyle bir ortamda tabii bulunduğu herhangi bir ortamda ve istediği zaman bir terapiye girebilmek müthiş bir konfor. Hem de aslında zihin sağlığı açısından da güzel. Çünkü terapiye gidiyorsunuz, psikolog size diyor ki bir hafta sonra bir daha görüşelim. Ama o bir hafta içinde yaşadıklarınız sizde kalıyor. Evet. Ve ruhunuzda bıraktığı izler de sizde kalıyor. Ama herhangi bir örnek veriyorum, bir zorbalık vakasına maruz kaldığınızda, bir şiddete maruz kaldığınızda anında destek alabilmek uzaktan sağlığın en önemli parametresi. Bunu sağlamış olmak bizim için oldukça keyif verici. Şimdi burada muhtemelen tabii uygulamanızda birçok aslında branş ve doktor da var. Hı hı. Ve duruma yönelik belirli teşhisler konuluyor. Uzaktan izlenebiliyor ve ilaç da yazılabiliyor anladığım kadarıyla. Bu süreç nasıl ilerliyor? Örnek veriyorum. Az önce güzel bir örnek verdik. Bir psikolojiden bahsettik, psikologlardan bahsettik. Biraz daha izleyicilerimiz için açarsak çok güzel olur. Tabii. Şimdi acile gittiğinizde de acilde mesela fiziksel hastanede pratisyen hekimler sizi karşılar. Dolayısıyla bizim de kendi bünyemizde pratisyen hekimlerimiz var. Pratisyen hekimler aslında birçok sorunu dünyada da çözebilen hekimler, aslında aile hekimleri. Dünyada bazı ülkelerde birinci basamakta aile hekimine gitmeden sevk alamıyorsunuz. Yani aslında kolaylıkla hastaneye gidemiyorsunuz. Bizim ülkemizde fiziksel olarak da böyle müthiş bir konfor var. Yani istediğimiz zaman herhangi bir basamaktaki, en üst basamak tıp fakültesi hastaneleri acilinden gidip içeri girebiliyoruz. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırabilmek, söylediğiniz gibi birçok ihtiyacı adresliyor. Şimdi bizim pratisyen hekimlerimiz de bir aile hekimi gibi aslında birçok branşta, birçok alanda danışmanlık hizmeti, konsültasyon sağlayabiliyorlar. Bu da konfor açısından, yani bazı bilgilerde paylaşabilirim, ihtiyacı adresliyor. Yani birçok bizim danışanımız, birçok hastamız ya da kullanıcımız pratisyen hekimlerden almış oldukları hizmetlerden oldukça memnun kalıyorlar. Hatta çok enteresan şöyle yorumlar alıyoruz. Hiçbir hekim benim yüzüme bakarak bu kadar uzun konuşmamıştı.
ya da hani konuşmanın ortasında o kadar ilgilendi ki konuşmanın ortasında kendimi iyi hissetmeye başladım gibi yorumlar oluyor. Bu da aslında video konferansın doğasında var. Takdir edersiniz ki o iletişimi odak kurmak. Orada evet, çünkü kapıda bir sıra yok. Aynı. Branşlara geldiğimizde diyetisyen ve psikologlar tüm dünyada ön plana çıkıyor. Çünkü bu hizmetler çok rahatlıkla, yani tıpkı muayene odasında olduğu gibi video konferans ortamında da çok rahatlıkla verilebiliyor. Dolayısıyla hani diyetisyen, psikologdan sonra da artık uzmanlık dediğimiz branşlar başlıyor. Uzmanlık dediğimizde işte KBB, kulak, burun, boğaz, örnek veriyorum işte dermatoloji gibi branşlar gelmeye başlıyor. Burada da bizim anlaşmalı tıp fakültesi hastanelerimiz, özel hastanelerimiz var. Buralara hizmet sözleşmelerimiz var, Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak. Ve birçok branşta yine video konferansla bu işlerin çözülebildiğini gördük. Örnek veriyorum, pandemi döneminde de çok sık yaşadık bunu. Görüşme anında işte cep telefonu kamerasına ya da işte bilgisayar ekranı üzerindeki kameraya sırtını açıp gösteren danışanlarımız, hastalarımız bile oldu. Dolayısıyla evden çıkamayan, yatağa bağımlı, hareket edemeyen ya da yani fırsat eşitliğini düşünürsek başka şehirde olan, taşrada olan, Ankara, İstanbul, İzmir'deki çok meşhur bir profesörden hizmet almak isteyen kişilere de yine video konferans ortamıyla ulaşabiliyorsunuz. Bir de şunu düşünürseniz eğer, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık bu uzmanlıklardaki hekimlerin sayısı azalıyor. Bu nedenle hekimleri merkeze koyup video konferansla aslında uzaktan bu kaynağa erişmek hem zaman açısından hem de çıktı açısından çok daha verimli. Ben önümüzdeki yıllarda bu branşların da çok daha yoğun bir şekilde uzaktan video konferans üzerinden hizmet sağlama alanında ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bence çok çok yararlı. Bunun artması gerektiğine de aslında ben inanıyorum. Çünkü evden çıkmak gerçekten hastayken bazen o kadar zor oluyor ki. Özellikle ağır gripken bile, bu diğer branşları saymazsak, çok salgın olan bir süreçteyiz. Ağır grip geçirdiğimizde bile vücut olarak zaten adım atacak halimiz olmadığında o konforu sağlayabilmek, o konforu alabilmek çokça güzel. Sizin kullandığınız akıllı cihazlar da var bunun için. Hastayı uzaktan izliyorsunuz. Peki nasıl oluyor bu iş? Nasıl izliyorsunuz? Biz burada global markalarla anlaşmalar yaptık. İsim olarak net ifade etmek istemiyorum ama Türkiye'de en çok satılan, globalde, dünyada en iyi bilinen, tanınan markalar bunlar. Dolayısıyla herhangi bir diyabet hastasının ister bizden alabileceği, isterse gidip bir eczaneden alabileceği ya da bir elektronik ticaret platformu ortamından tercih edebileceği cihazları biz özellikle tercih ettik. Bu cihazlarda da herhangi bir şekilde markasından dolayı bir soru işareti yaşanmasını istemedik. Çünkü sektörde bazı firmalar kendi markalarını oluşturabiliyorlar. Uzak doğudan bazı cihazları getirerek bunları hizmet sunumunda kullanabiliyorlar. Biz tam tersi bir politika izleyelim dedik. Hani bu takip mekanizmasına girecek kişilerin hem de bu takip mekanizmasının öbür tarafında hizmet verecek olan hekimlerin hani kafasında bir soru işareti oluşmasın. Dolayısıyla medikal cihaz alanında bilinmiş en iyi markalarla çalışıyoruz. Ve bu cihazlar da hali hazırda kişilerin kendi özel hayatlarında kullanabilecekleri cihazlar. Yani bir diyabet hastasının, şeker hastasının şeker ölçümünde kullandığı cihaz neyse, biz de bu cihazın akıllı olanını Bluetooth üzerinden mobil app'imizde, uygulamamızda entegre etmiş durumdayız. Aynı şekilde akıllı tartı, tansiyon aleti ve akıllı saatleri de entegre etmiş durumdayız. Bilinen birçok akıllı saat platformundan data çekebilir durumdayız. Dolayısıyla hani hizmeti şöyle hayal edebilirsiniz. Diyelim ki hani bir diyet programına girdiniz. Diyetisyenle takip mekanizmanız var. Önceden tartıya çıkıp o rakamları mesajlaşma platformu üzerinden gönderirdik. Şimdi artık buna gerek kalmadı. Siz tartıya çıkıp indiğiniz anda sizin cep telefonu uygulamanızdaki grafikte kilo eğriniz çıkıyor. Birebir aynı zamanda diyetisyenin önüne de düşüyor. Dolayısıyla diyetisyen kliniğindeki ya da ofisindeki ekranını açtığında sizin bütün kilo eğrinizi, ödeminizi, yağ oranını, kas oranını, su oranını akıllı tartı üzerinden görebiliyor. Ve diyet programına uymadıysanız o grafik zaten bunu ortaya koyduğu için bir sonraki aşamada net olarak hani programı nasıl devam edeceğinizle beraber karar veriyorsunuz. Diyetisyenlerde birazcık da bir azar üslubu var. Evet. Uyumamışsın diye her an telefon gelebilir. Böyle bir durum da söz konusu. Saklayamıyoruz artık. Maalesef böyle bir durum var. Şimdi cihazlarla entegre bir şekilde hastanın raporlaması ve analizi de çıkartılabiliyor. Aslında bu biraz az önce bahsettiğimiz konuya da benziyor ama branşlarla ilgili değerlendirecek olursak farklı farklı bu analizler nasıl çıkartılıyor?
Burada da diyabetten gidelim. Şimdi biz öncelikle sisteme bir kişiyi dahil ederken sağlık uzmanlarımız anamnes formu dediğimiz bir formu devreye alıyorlar. Sizin kondisyonunuza göre 10-15 dakika süren bir görüşme oluyor. Bu görüşmede ne hissettiğiniz, geçmiş sağlık durumunuz, beklentileriniz bunların hepsi sisteme kaydediliyor. Dolayısıyla takip sürecine başladığınız andan itibaren aslında bir hasta geçmişiyle ilgili bir kaydımız olmuş oluyor. Bunu izleyen hekim, hemşire kim olursa olsun sizin sağlık geçmişinize, beklentilerinize, sağlık hedeflerinize hakim olmuş oluyor. Dolayısıyla beraber o sürece başlamış oluyorsunuz. Yapılan her ölçüm bu hastanın geçmişiyle beraber örtüştürülerek dikkate alınıyor. Dolayısıyla aslında burada çok önemli bir kelime var, kişiselleştirme. Şöyle bir geleneksel yaklaşımdan uzaklaşmaya başlıyoruz. Örnek veriyorum, benim ikiz kardeşim var, tek yumurta ikizi. İkimiz de grip olduk, gittik hastaneye. Bize aynı ilaçları verip gönderebiliyorlar. Ama artık öyle değil. Kişiselleştirme dediğimiz şu, spor yaptığınızda sizin nabzınız benimkinden farklı olabilir. Sizde çok yüksek olan nabız benim için normal olabilir. O yüzden her ölçüm hastanın geçmişiyle beraber ilişkilendirildiğinde artık kişiselleştirme başlamış oluyor. Bir diğer önemli sihirli kelime katılımcılık. Biz aslında sizinle beraber sizde bir farkındalık artışı sağlayarak sürece dahil ediyoruz. Yani sizin kilonuz neden düşmüyor? Sizin şekeriniz neden regüle olmuyor ya da neden yükseliyor, neden çok düşüyor? Bunları aslında grafik ortamda birebir destek olarak 7/24 takip ederek sizdeki o farkındalığı da artırmaya çalışıyoruz. Buna da katılımcılık diyoruz. Çünkü hani reçeteyi yazıp sizi gönderdikten sonra normal geleneksel yöntemde biraz sizde ilacı, sizde tedavi yöntemini baş başa bırakmış oluyor sistem. Evet. Biz orada sizi 7/24 takip ederek bu katılımcılıkla aslında daha uygulanabilir, daha sürdürülebilir ve daha sağlıklı hale hızlı döndürülebilir bir metodolojiyi uygulamaya çalışıyoruz. Çok daha dikkatli olmamızı aslında sağlamış ve biraz da itmiş oluyorsunuz tabiri evet. caizse. Çünkü bu önem arz ediyor. Evet. Şimdi birçok konuya değindik, ne yapacağımızı konuştuk. Biraz da aslında aciliyet gerektiren durumlarda nasıl müdahale ettiğinizi de konuşmak istiyorum ben. Bu tarz durumları nasıl yönetiyorsunuz? Bizim burada anlaşmalarımız var ama yani en önemli konu şu, bütün hastanın yakınlarını da kondisyonuna göre, kritiklik durumuna göre hastanın bütün yakınlarını sisteme kaydediyoruz. Dolayısıyla olası bir durumda haber verilmesi gereken herkese bizim izleme merkezimiz haber verebiliyor. Acil bir durumda 112'ye yönlendirme yapabiliyoruz. Burada kritik konu aslında ne kadar çok dataya hakimseniz, önleyici katmanda olası bir sıkıntı yaratmadan, yaşanmadan bunu öngörebilecek algoritmaların var olması ve hani izleme yapan merkezimiz bizim 7/24 hemşirelerimiz ve hekimlerimiz de beraber aktif. Dünyada da bu alanda sayılı tesislerden biriyiz. Çünkü tamamen kendi bordrosunda olan ve bu işe özel, yani dış kaynak olarak kullanılan değil, tamamen bu işe özel olan hekimler ve hemşireler tarafından bu merkez tasarlanmış durumda. Bu merkez sayesinde de arka taraftaki teknoloji, yapay zeka ve algoritmalar sayesinde olabildiğince acil durumun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu grafikler, bu ölçümler, hastanın geçmişi bir bütünsel olarak ele alındığında aslında acil durumun yaşanmaması için o hani söylemiştim ya sağlıklı halin korunmasına yönelik olan en iyi hali korumaya yönelik bir efor ortaya koyuluyor. Ama söylediğim gibi olabilme ihtimali her zaman var. Hastanın yakınlarına 112'ye bir şekilde haberdar ederek sürecin daha kriz boyutuna geçmemesini sağlıyoruz. Evet, çok acil durumlar için konuşacak olursak bir dakika bile çok çok kıymetli ve kesinlikle. Değerli. Yapabileceğimiz elimizden gelen ne varsa yapabiliyorsak ve bunun için imkanlarımızı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Çok tebrik ediyorum sizi. Şimdi çok güzel çalışmalarınız var ama muhakkak bunun devamı da gelecektir. Peki gelecek hedefleriniz ve yakın zamandaki projeleriniz nelerdir? Hedefimiz bunları yaygınlaştırmak. Bireysel olarak biz şu soruyla hala karşılaşıyoruz. Yani video konferansla uzaktan bir doktor hasta ilişkisi ne kadar faydalı olabilir ki? Veya ne kadar ihtiyacı adresleyebilir ki? Çok güzel çıktılarımız var. Çok büyük bir sigorta şirketiyle bir proje başlattık. Yaklaşık olarak 2000 kişilik bir grup. Burada az önce bahsetmiş olduğum dijital basamağı zorunlu hale getirdik. Yani çok sert gelebilir dinleyenler için ama şöyle birinci basamak. Bizim çağrı merkezimizi, dijital hastanemizi aramadan sevk alamıyorsunuz. Öncelikle bizim hekimlerimiz, aile hekimlerimiz, pratisyen hekimlerimiz sizdeki ihtiyacı analiz ediyor. Çözebileceği bir şey varsa o ortamda çözüyor.
Eğer bir tedavi ihtiyacınız, reçete ihtiyacınız varsa onu size iletiyor. Ama olmuyorsa yine az önce konuştuğumuz gibi branşlara sevk edebiliyor. Buradaki çıktı inanılmaz. %85 başarı oranına ulaştık. Yani %85 şu, arayan kişilerin %85'ini biz o çağrıları kapatarak, mutlu ederek süreci sonlandırdık. Tabii bu sigorta şirketi nezdinde de, bireysel olarak hizmet alan kişi nezdinde de müthiş bir başarı. Bu bize çok umut verdi. Şimdi başka bir büyük sigorta şirketiyle daha anlaştık. Orada da yine dijital sağlık hizmetini devreye alacağız. Burada artık bir de şunu aslında net olarak ifade etmem gerekiyor. Biz 2023'te 8 tane kurumla anlaşma yaptık. Bu 8 kurum yaklaşık olarak 600 bin kişilik bir çalışan portföyü bize getirdi. Çünkü dijital sağlık artık ülkemizde de, dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir yan hak olarak çalışanlara sağlanabilir bir duruma kavuştu. Bir de tabii maddi olarak, yani ekonomik koşullarda özel sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi poliçelerin fiyatlarının da çok artması ve kurumların bu yenilemelerde zorlanması, bireylerin de poliçeleri yenilemekte zorlanmasıyla ortaya çıkan bir sıkıntı var, kriz durumu var. Dijital sağlık burada da aslında bir can simidi oluyor sektöre. Hem sigorta şirketlerinin tazminat yüklerini aşağı çekerken hem de bireylerin, sizin de söylediğiniz gibi, hani video konferansla uzaktan çözebileceği ihtiyaçlar varsa hastaneye gitmeden çözmelerine yardımcı oluyoruz. Hedefimiz 2024 içinde bunu yaygınlaştırmak ve birçok kuruma, birçok çalışana, bireysel kullanıcıya dijital sağlık hizmetini sunmak. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Şunu özellikle vurgulamak isterim. Her yeni teknolojide olduğu gibi biraz geleneksel bakışın ya da her yeni teknolojinin çıktığı dönemdeki zorlukları yaşıyoruz biz. Az önce konuştuğumuz gibi ben video konferans üzerinden doktor bana ne kadar yardımcı olabilir, ne kadar ihtiyacımı adresleyebilirim? Bir sürü parametre paylaştım sizinle, birçok bilgi paylaştım. Evet. Dolayısıyla yeni çıkan birçok teknoloji bu ön yargılarla karşılaştı. Ondan sonra da inanılmaz büyük zıplamalara, sıçramalara sahne oldu. Biz buna çok inanıyoruz. Dünyada dijital sağlık pandemi döneminde ne kadar fayda sağlayacağını tüm dünyaya, tüm ülkelere gösterdi. Hekimlerin kaygıları var. Çünkü hekimler çok uzun yıllardır masanın arkasında hizmet vermeye alışmış bir kitle. Dolayısıyla hani biz şunu çok net gördük pandemi ortamında. Gelen kimse olmadığı zaman hastaneye çok hani bu konuda tedirgin olduklarını bizzat ben gözlerimle gördüm. Hem bunu kırmak, dijital hizmet sunumunun, sağlık hizmet sunumunun faydalarını hani böyle bir toparlamak gerekirse, hem bu tedirginliği kırmak, hem azalan ve çok değerli olan hekim kadrosunu, kaynağını daha doğru, daha verimli kullanmak, bireylerin sizin söylemiş olduğunuz gibi hani gereksiz başvuru ya da video konferans üzerinden halledebileceği birçok hizmeti halledebileceği bir hizmet sunum kanalı, önümüzdeki yıllarda da çok yoğun bir şekilde kullanılacak. Hem insanların hayatına pozitif katma, değer yaratmaya, katkı yaratmaya, hem de kurumların çalışanlarına çok daha güzel sağlık hizmetleri, sağlıklı yaşam şartları sunmaya fayda sağlayacak bir yenilik. Dolayısıyla herkesin buna adapte olması gerekiyor. Başka mekanizmamız yok. Yani hem sağlığı kişiselleştirelim, hem proaktif önleyici hale getirelim, sağlığımızı korumaya yönelik bir uygulamaya geçelim dediğimizde dijital sağlık ön plana çıkıyor. Son olarak da hani şu kelimeyi vurgulamak istiyorum. Hani İngilizce healthcare kullanıyoruz biz. Aslında health ve care Türkçe hastahane, hastane olarak geçiyor. Dolayısıyla hep ne olarak kullanıyoruz biz? Bir sıkıntımız varsa, bir sağlık sorunumuz varsa hastaneye gidiyoruz. Dijital sağlıkta biz bunu tersine çevirmek istiyoruz. Sizi öyle koruyucu bir portföyün içine alalım ki hem uzaktan izleyelim, hem size önerilerde bulunalım, hem dilediğiniz yerden, yurt dışından ya da farklı bir şehirden sağlık hizmetlerine çok kolaylıkla ulaşın ve o sağlığınızı koruma noktasında size maksimum faydayı sağlayalım ki hastaneye gitmeyin. Dolayısıyla bunu yapmayı çok istiyoruz. Ve belli bir sistem ve belli bir düzen dahilinde de aslında artık ne yapacağımızı sistematik bir şekilde biliyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet benim için. Çok harika bilgiler verdik izleyenlerimize. İnşallah artık bu bilince kavuşuruz diyelim. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, harika bir sohbetin daha sonuna geldik. Sağlığımız bizim en kıymetli hazinemiz, ona çok çok dikkat edelim diyerek sohbetimizi noktalandırıyorum. Ama yayınlarımız devam ediyor, bizimle kalın. Yazılım dünyasının birbirinden farklı çalışmalarını dinlemek üzere ekibimiz Word 17 Tech lansmanında mikrofonu Adam Garipoğlu'na uzattı. İzleyelim.
Teşekkür ederim. Öncelikle katılımlarınız için sizin de. Toronto, Kanada'da yaşıyorum. Orada doğdum. Fakat Türk bir ailenin çocuğu olarak, bir Türk yaşlı olarak yaklaşık 9 senedir World 17 Group çatısı altında yaklaşık 64 tane firmamızı Amerika kıtasına taşıdık. Ve bu bağlamda da şu anda sanırım 5 farklı ülkede 8 tane ofisimiz bulunuyor. Daha çok tekstil ve üretim ağırlıklı şirketleri yurt dışına taşıyorduk. Fakat bu gelişen ve değişen dünyada teknoloji ihtiyacı oluştuğunu gördük. Şu anda amacımız, yapmaya çalıştığımız ve başarılı olacağıma çok inandığım durum aslında aplikasyon sahibi olan genç girişimcilerin aplikasyon ve teknoloji alanına girmek isteyen yatırımcılarla birleşmesini sağlıyoruz. Bunu yapan çok güzel firmalar var fakat çok büyükler. Bu bağlamda da en alttaki kişilerin yukarıya ulaşması çok zor oluyor. Amatör yazılımcı olarak söyleyebilirim, ben bile bazen yazdığım şeyleri nasıl bir yatırımcıya sunabilirim diye sıkıntı yaşıyordum eskiden. Bu bağlamda aslında şöyle söyleyebilirim. Yazılımcı yazılımını yapacak, yatırımcı yatırımcılığını üstlenecek. Biz arada güven unsurunu kurmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra da Türkiye'nin nasıl tekstilde ve gıdada üretici pozisyonu varsa, atıyorum bir Kore denildiğinde arabada veya bir bilgisayarda sıkıntı yaşamıyoruz. Gıdada ve tekstilde bundan daha fazla tabii ki sektörler var. Ama sorgulanmaz Türkiye. Bizim hedefimiz de ileride Türkiye'de bir yazılım ürettiğinizi söylediğinizde bunun sorgulanmaması ve Türkiye'nin bu konuda üretici bir konuma gelebilmesi. Yeni başladık, bakalım neler olacak. Fakat şu anda bu yeni başlamamıza rağmen 8 Şubat itibariyle $20 milyon bir yatırım hacmine ulaştık. Bunu da bugün lansmanda bahsedeceğimiz 14+2 tane şirketimizle, aplikasyonla tanıtımını yapacağız. Şu anda sadece 6 aylık bir sürede 2 tane firmamız exit yaptı bile. Demek ki gerçekten ihtiyaç varmış böyle bir duruma. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür harika bir sohbeti. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür sağ ederim. Ayağınıza sağlık. Evet, Kodzade modern alternatifler sunarak web sitesi tasarımında başka bir dünyanın kapılarını açıyor. Gelin birlikte Eylül'ün gerçekleştirdiği sohbete göz atalım. Evet, öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Aşkan Nabizade, 24 yaşındayım. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Evet, bilgisayar mühendisliğinden de anlayacağımız üzere zaten bulunmuş olduğunuz sektörle alakalı çalışmalar sergilemektesiniz. Evet, firmanızın kuruluş amacı ve hikayesini dinleyelim. Aslında en son yaptığım stajda oradaki firma sahibi bir fikir bana önerdi. Dedi ki, Aşkan madem sen bu kadar bilgiye sahipsin, bu kadar tecrübe sahipsin, niye kendi işini kurmaya çalışmıyorsun? Ve o bana birkaç isim fikir olarak söyleyerek ben de Kodzade'yi seçtim ve şu an bu marka üzerinde çalışıyorum aslında. Soy isminizle evet. Birleşmiş ve yaratıcı olmuş. Aynen güzel öyle. Olmuş. Evet. Şimdi gelelim çalışmalarınıza. Bir yazılım şirketinin şu anda açılış aşamasındasınız aslında. Kesinlikle evet. Tabii çalışmalarınız devam ediyor ama şu anda sunmuş olduğunuz veya sunacağınız hizmetler nelerdir? Web tasarım hizmetleri, mobil uygulama hizmetleri ve yazılım danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Web tasarım çalışmalarının süreci nasıl işliyor? Adım adım dinleyelim. Web tasarım aslında 6 aşama var. Birinci aşama web site analizi oluyor. Bir müşteriye geldiğin zaman da o müşteriyle biz toplantı gerçekleştiriyoruz. O toplantıdayken müşteri isteklerini alıyoruz ve o istekler üzerinde çalışıyoruz ve tekliflerimizi sunduğumuz zaman da müşteri karar verdiğin zaman da biz o analizler üzerinde web tasarımı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İkinci aşama süreç planlama oluyor. Bir web siteyi ne zaman başlaması lazım? Bu proje tasarım tarafında zaman yönetimi nasıl olduğunu ve ne zaman bitirme gerektiğini onları aslında çalışıyoruz. Üçüncü aşama web tasarım, dördüncü aşama kodlama oluyor. Biz bunlar aslında bağlı olarak çalışıyoruz. Bazı müşteriler hazır şablonlar üzerinde web tasarım istiyorlar. Biz sadece ona göre uyumlu içerik üretip ve web siteyi ekliyoruz veya düzeltmeye çalışıyoruz. Veya eğer ki bir kişi özel bir web tasarım isterse biz o web site kodlamasını başlıyoruz. Beşinci aşamada mobil ve tablet cihazlar uyumlu için farklı boyut tasarımları yapıyoruz. En son aşamada biz müşterilerimiz için web siteyi kontrol ediyoruz. Aslında bu bizim için çok önemli bir süreç oluyor. Çünkü bu aşamada bir web site teslim etmeden önce acaba o web site menü doğru düzgün mü çalışıyor? Botonlar doğru mu çalışıyor ve yanlış mı? Linkler acaba doğru mu?
istediğimiz sayfa doğru mu açıyor onları kontrol ediyoruz ve en sonunda müşteriyi teslim ediyoruz. Upuzun bir süreç. Siz burada anlatırken bile ben yoruldum, öyle söyleyeyim. çok titizlikle çalışılması gereken, tabii insanları memnun etmek de zordur biliyorsunuz. Özel isteğe göre çalışmalarınız var. Evet. Ve dediniz ki belli bir süresi var. Yani süre bazında çalışmayı yetiştirmeye çalışıyorsunuz aslında. Kesinlikle. Bu zorlamıyor mu sizleri? Aslında zorlamıyor beni. Çünkü ben mesleğimi çok seviyorum ve severek yapıyorum aslında. Bu yüzden benim için çok sıkıcı değil aslında. Evet, her seferinde bu güzel mesajı veriyoruz. Vermekten de gurur duyuyoruz efendim. Bir işi severek yaptığımız zaman bu mesleğimiz olabilir. Herhangi bir el işi bile olabilir. Severek yaptığımız zaman yorulmuyoruz. O bize keyif veriyor değil mi? Muhakkak, evet, bu konuda katılıyorum. Peki web danışmanlığı almak istedik diyelim. Geldiğimiz anda ne tavsiyeler veriyorsunuz? Genel olarak bu konuyu ikiye bölmek lazım. Çünkü bazı kişilerin hazır web sitesi var. Biz o web siteyi inceleme yapıyoruz toplantıda. Geliştirmek gibi mi aslında? Aynen öyle. Eğer o web siteyi tamamen değiştirmesi gerekirse onu fikir olarak müşteriye söylüyoruz. Mesela şöyle şöyle yaparsak daha iyi oluyor veya şu bunu yapmasak daha iyi oluyor vesaire. Fikir öneriyoruz aslında. Evet. Ve eğer ki bazı kişilerin web sitesi yoksa biz yine de fikirlerimizi söyleyerek istediğin web siteyi o kişi için gerçekleştiriyoruz ve tasarım yapıyoruz. Peki şu anda üzerinde çalışmakta olduğunuz projeler nelerdir? Şu an elimde birkaç proje var aslında. Bazı projeleri diğer Türk firmalara bağlı olarak ve işbirliği yaparak o projeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bazı projeleri kendim odaklanıyorum. Bazı elimdeki projeleri üniversite arkadaşlarımla paylaşarak, işbirliği yaparak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ve hatta şu an yeni bir iş bulma, CV hazırlama, web siteyi açmaya çalışıyoruz. Yani daha doğrusu biz artık bunu yeni nesil arkadaşlar için bunu kolaylaştırmak istiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çalışmalarınız için de sizleri çok çok takdir ettim. Tekrardan ülkemize hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, sağ ol. Evet sevgili izleyenlerimiz, bir röportajımızın daha sonuna geldik. Yayınlarımız devam ediyor. Tüm sigorta poliçeleriniz tek çatı altında. Kaskoline sigortayı dinlemek üzere Antalya'ya doğru yol alıyoruz. Öncelikle izleyenlerimiz için sizleri tanımak isteriz. 1979 Malatya doğumluyum. İlk orta lise ve yüksekokul birinci sınıf eğitimimi Kocaeli'de, İzmit'te tamamladım. Daha sonra 99 depremine müteakip Antalya'ya geldik. Yaklaşık 25 senedir de Antalya'da ikamet ediyorum. Antalya'ya geldikten sonra bir askerlik sürecim geçti. Askerlik sürecimi müteakipte işte ilk önce bir filo kiralama şirketi kurduk. Daha sonra tamamen düz mantık, kendi araçlarımızın kasko, trafik vesaire işlemlerini yapabilmek adına da sigortacılığa başladık. Ve neredeyse 19. senemizin içerisinde 2005 yılında kurmuş olduğumuz sigorta şirketi. 2019'da da nevi değişikliği yaparak tamamen kaskoline sigorta aracılık olarak yaklaşık 20 yıldır müşterilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Sigorta yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz ve poliçeler nasıl sağlanır? Benim şöyle bir sloganım var. Ucuz poliçe yoktur, doğru poliçe vardır. Sigorta poliçesi alırken karşılaştıracağınız şeyler müşteri tarafından çok fazla bilinmiyor maalesef ki. Atıyorum bir çay bardağı aldığınızda aynı çay bardağını farklı farklı firmalarda karşılaştırıp veya bir telefon aldığınızda işte aynı gigabaytı vesairesini karşılaştırıp fiyat kıyaslaması yapabilirsiniz. Ama almış olduğunuz sigorta poliçesinin ucuz olması demek doğru poliçesi olduğu anlamına gelmiyor. Bununla alakalı belki de bizim ilk yaptığımız mümkün mertebe müşterilerimizi bilgilendirici videolar çekmeye özen gösteriyoruz açıkçası. Sigorta poliçesi alırken en çok dikkat edilmesi gereken konu aslına bakarsanız poliçenin alındığı yer. Bununla alakalı bazı şeyler yaşanıyor tabii ki, bazı sıkıntılar yaşanıyor. Müşterilerde şöyle bir algı oluşabiliyor, işte dijitalden aldığım zaman daha ucuz alıyorum işte veya işte atıyorum bankadan aldığım zaman daha ucuz alıyorum, daha iyi hizmet alabilirim, böyle bir durum yok açıkçası. Şahsi fikrim sigortanın tamamen sadece ve sadece profesyonel acentelerden alınması. Konuya vakıf, bu işi kendine meslek olarak görmüş, merhamet sahibi, karşı tarafla poliçe satarken arasında empati yapabilen kişilerden poliçeyi satın almak aslına bakarsanız hem doğru poliçe almanız açısından hem de doğru hizmet almanız açısından size bir avantaj sağlıyor. Şöyle ki sigorta acenteleri sadece bu işten para kazandıkları için size doğru hizmet vermek zorundalar. Aksi takdirde sizi kaybediyorlar. Aynı zamanda doğru poliçeyi doğru fiyata alabileceğiniz tek adres bence sigorta acenteleri. Sigorta poliçesi satılırken işte müşteriler daha çok referans usulüyle acentelere ulaşıyorlar ve acentelerden yaşadığı akrabasının, eşinin, dostunun almış olduğu hizmeti
baz alarak acenteye ulaşıyorlar. Burada biz bunu bir tık daha profesyonelleştirmeye çalışıyoruz aslına bakarsanız. Müşterilerimizin bizi daha çok referans göstermesi için, onlara daha iyi hizmet sunabilmek adına değişik kampanyalar, değişik uygulamalar sunuyoruz. Ve bu da bizim için tabii ki çok daha faydalı oluyor. Yani belirli püf noktalarla aslında ilerlenildiği takdirde ve siz üstünüze düşeni doğru bir şekilde yaptığınızda aslında hem sigorta anlamında bilinçlendirmiş oluyoruz hem de çalışmalar gayet yolunda ilerliyor diyebiliriz. Kesinlikle. Çok kısa burada mesela size bir örnek vereyim. Bir kasko poliçesinden yola çıkarak ben size bunu anlatayım. Kasko poliçesinde müşterilerin bilmediği bir konu var. Mesela müşteri poliçeyi alırken full kasko mu diye soruyor ve poliçesini full kasko olarak aldığını varsayıyor. Hiçbir kasko poliçesi full kasko değildir. Hasar anında çok basit bir şey mesela. Lastiğiniz hasar gördüğünde eskime payı düşülür. Alacağınız hasar bedeli ödediğiniz bedelden çok daha düşük olabilir. Çünkü lastik kullanımla aşınan bir malzemedir. Ama bunun yanında bu sizi batırmaz, bu sizi sıkıntıya sokmaz. Ama bunun yanında kasko poliçesinde ihtiyari mali mesuliyet dediğimiz bir teminat vardır. İhtiyari mali mesuliyet teminatı sizin hayatınızı kurtarabilecek bir teminattır. Kasko poliçesinin ihtiyari mali mesuliyet teminatını yüksek almanızla düşük almanız arasında ödeyeceğiniz prim farkı belki 500 lira, belki 1000 lira olacaktır. Ama size örnek vereyim, bir kaza yapmış olduğunuz zaman önce trafik sigortanız devreye girer. 2023 için konuşuyorum, trafik sigortanız karşıya vermiş olduğunuz maddi hasarları 120 bin liraya kadar ödüyordu. Diyelim ki siz benden kasko poliçesi almak istediniz ve ucuz kasko poliçesi istediniz. Ben de siz benden ucuz poliçesi istediğiniz için 50 bin lira verdim, 100 bin lira verdim karşıya vermiş olduğunuz hasarları. 100 bin lira üzerinden gidelim. Siz bir kaza yaptınız ve karşı tarafta 2 milyon liralık bir hasar meydana geldi. Toplamda 220 bin liralık bir limitiniz var ama hasarınız 2 milyon lira. Geri kalan 1 milyon 780 bin lirayı siz kendi cebinizden ödemek durumundasınız. Bu da hiç herhalde isteyeceğiniz bir durum değildir diye düşünüyorum yani. Kasko sigortasına zaten değinecektim. Dikkat sabit çekmiş oldu. Olduk önceden. Peki en çok ön plana çıkan sigorta çalışmalarınız nedir? Biz Antalya'da olmamıza rağmen, çünkü sigorta şirketlerinin genel müdürlüklerinin çoğu İstanbul'dadır. Antalya'da olmamıza rağmen çoğu şirketin biz proje acentesiyiz. Proje acentesi olmanın şöyle bir avantajı var. Biz aslına bakarsanız işte sektör sektör, örnek veriyorum turizm, örnek veriyorum ticari taksiler, örnek veriyorum rent-a-car işi yapan kişilere normalde başka acentelerin alabileceği fiyatlardan çok daha uygun fiyata, çok daha kapsamlı poliçeler sunabiliyoruz. Burada da tabii ki bizim aslına bakarsanız hasar tarafını profesyonel yönetmemizden kaynaklanıyor. Hasar tarafını profesyonel yönettiğimiz için de müşteri hem ucuza poliçe almış oluyor hem de biz şirketin ödeyeceği hasar maliyetini düşük tutmamızdan kaynaklı proje sürdürülebilir oluyor. Yaklaşık 10 yılı geçkin süredir farklı farklı sigorta şirketleriyle farklı farklı meslek gruplarında projeler yapıyoruz. Şimdi isterseniz gelelim pandemi sürecine, şöyle bir geri saralım sizinle birlikte. En çok etkilenen sektörler arasında sigortacılık sektörü de vardı. Sizin çalışmalarınız bu anlamda pandemiden sonra nasıl etkilendi ve nasıl gelişti? Pandemi sürecinde şöyle bir avantaj oldu sigorta şirketleri için. Pandemi sürecinde biliyorsunuz insanlar eve kapandı, dışarıya çıkamadı. Dolayısıyla dışarıda çok fazla araç yoktu. Hasar da yoktu. Evet. İnsanlar evde oturduğu için evlerinde de hasar yoktu. Bir tek sağlık poliçeleriyle alakalı kısmen sağlık sigortaları kullanıldı. Dolayısıyla sigorta şirketleri pandemi döneminde çok büyük kar etti. Ve bunu pandeminin bitmesine müteakipte sigorta poliçesi fiyatlarına yansıttı. Yani karını daha ucuz poliçe satarak sürdürülebileceğini düşündü. Ta ki 2021 yılı 21 Aralık'ına kadar, biliyorsunuz 2021 yılı 21 Aralık'tan itibaren bir kur şoku yaşandı. Bununla doğru orantılı olarak enflasyonist bir ortama geçildi. Ve enflasyonist ortama geçilmesine müteakipte yaptırmış olduğunuz poliçenin sürekli bir yıldır. Yani siz poliçeyi atıyorum Temmuz 2021'de yaptığınızda Temmuz 2022'ye kadar poliçe devam ediyor. Şimdi Temmuz 2021'de siz aracınızın kasko poliçesini yaptırdığınızda varsayım olarak söylüyorum, 300 bin lira bedelle sigorta şirketi sizin aracınızı X bir bedele kasko poliçesini yapıyor. Aracınız 5 ay sonra, 6 ay sonra bir kazaya karışıyor ve aracınız pert oluyor. Yani tam ziya alıyor. Sigorta şirketi size 300 bin lira projeksiyon yaparak sizden bir prim alıyor. Ama hasar olduğunuzda sizin aracınızın bedeli 600 bin liraya veya 1 milyon liraya çıktı. Pandemi sonrasındaki biliyorsunuz araç fiyatlarında da çok hızlı bir artış oldu. Enflasyonla beraber ve yeni araç girişiyle alakalı yaşanan sıkıntıyla doğru orantılı olarak. Bu sefer sigorta şirketleri zarar etmeye başladı. Ve bu zararı da 2022 yılında fiyatlarını 3'e 4'e katlayarak tolere etmeye çalıştılar. Bu da tabii ki pandemi sonrasında müşteride bir önceki sene 1000 liraya yaptırdığı poliçeyi bir sonraki sene 7-8 bin liraya, 5 bin liraya artık çok astronomik rakamları yaptırmış olmanın vermiş olduğu bir mutsuzluk yaşandı. Bu sene 2023 yılında o bir tık daha rayına girdi gibi.
Aslında güzel söyledik çünkü paralel oranda zaten enflasyonla birlikte sektörel anlamda etkilenmeler devam ederken enflasyonun artışı da zaten hala var, hala sürüyor. Peki enflasyonun sigorta sektörüne etkileri nedir şu anda ve bunun için bir çözüm yolu var mıdır? Ne yorum yapacaksınız? İsterseniz adım adım gidelim. İlk önce sigorta şirketlerinden başlayalım. Sigorta şirketlerinin iki tane gelir kalemi vardır. Bunlardan bir tanesi teknik kar, bir tanesi de mali kardır. Teknik kar, kesmiş olduğunuz poliçenin size sağlayabileceği, kestiğiniz poliçeden almış olduğunuz hasarla doğru orantılı olarak etmiş olduğunuz kardır. 10 liralık poliçe kesersiniz, bunun karşılığında 5 liralık hasar alırsınız. Buradan kar edersiniz veya zarar edersiniz. Sigorta şirketleri genellikle buradan zarar ediyorlar. Yani fiyat rekabetinin aşırı olmasından kaynaklı sigorta şirketleri buradan zarar ediyorlar. Bunun üzerine siz sigorta şirketi olarak mali kar elde etmeniz gerekiyor. Şu anki mevduat faizleri yanlış bilmiyorsam 40'ta 45 bandında arasında geçiyor. Şimdi reel enflasyonun %80-%100 olduğu bir ortamda, parça maliyetlerinin 2 katına 3 katına yıllık arttığı bir ortamda, sigorta şirketlerinin topladıkları paraları götürüp de mevduata yatırıp buradan bir finansal kar elde etmeleri çok gerçekçi gözükmüyor. Sigorta şirketleri buradan da maalesef ki zarar ediyor. Bir de 2022-23 yılındaki yaşanan aşırı araç bedellerindeki yaşanan aşırı fiyat artışı sigorta şirketlerine bu konuda enflasyonist ortamda iş yapabilme adına zor bir sürece soktu. Acente tarafına geçelim. Acente tarafı da 2022 yılında yaşanan hızlı fiyat artışlarından aslında para kazandığını düşündü. Fakat kazanılan prim artışlarının aynı zamanda maliyet artışlarıyla da devam ediyor olması, acente tarafında işte personel maliyetlerinin artması, SSK maliyetlerinin, elektrik, kira bedellerinin hızlı artışı yaşıyor olmasının vermiş olduğu bir sıkıntı yaşandı. Bu dönemde aslında müşteri tarafı aslında en önemli kısım. Müşteri tarafında da şöyle bir durum var. Müşteri artık maalesef ki, bunu üzülerek söylüyorum, elindeki mevcut birikimini, mevcut evini, arabasını var gücüyle korumak zorunda. Çünkü 5 yıl önce, 6 yıl önce bir ev alabilmek için işte atıyorum 1.10, 1.20 faizle biz bir ev alabiliyordunuz. 300 bin liraya bir ev alabiliyordunuz ve bu öderken insanlar için işte atıyorum bir karı koca çalışırken eşinin maaşıyla taksini ödeyip diğer kişinin maaşıyla da normal evin ihtiyaçlarını karşılayabiliyordunuz. Şimdi böyle bir şey söz konusu bile değil yani. 2021 yılında mesela ben Ağustos ayında hatırlıyorum 1.39, 1.40 bandındaydı konut kredisi faizleri. Şu anda yanlış biliyorsam düzeltin 3.5-4 bandında. Şimdi o zaman 1 milyon lira olan ev şu anda 7-8 milyon lira. Şimdi 3.5-4 ile sizin kredi kullanıp bunu ödeyebilme şansınız var mı? Yok maalesef. Dolayısıyla sizin bu elinizdeki evi korumanız gerekiyor. Elinizdeki evi veya arabanızı korumanın da en doğru yolu sigorta yaptırmak. Şimdi sigorta yaptırırken de maalesef ki işte bu sene birinci senesi de olacak. 6 Şubat'ta yaşanan Maraş depremiyle bağlantı kurayım. Mesela bu 6 Şubat'ta yaşanan Maraş depreminde insanların konut poliçeleri olanlar da vardı, olmayanlar da vardı. Şimdi düşünün ki mesela konut poliçeniz var ama eksik sigortayla yapılmış. Yani eksik sigorta da şu demek, sizin bir eviniz var. Evin metrekaresi varsayalım 100 metrekare. Şu anda metrekare birim maliyeti nedir bir evin? Atıyorum 20 bin lira. Sizin o evi sigorta yaparken 2 milyon lira üzerinden sigorta yapmanız gerekiyor. Ama siz 2 milyon lira değil de 300 bin lira üzerinden evi sigorta yaparsanız eksik sigortaya giriyorsunuz. Yani neredeyse %30'una sigorta yapmış oluyorsunuz. Sigorta şirketi de bir hasar gerçekleştiğinde hasarınızın %30'unu ödüyor. Veya bir DASK sigortası yaptırırken DASK'ın metrekare birimine göre size bir fiyat çıkartır. Bu acenteden acenteye, şirketten şirkete değişen bir olgu değil. 100 metrekare bir eviniz varsa varsayalım işte Antalya 1. derece deprem bölgesidir. İzmir 2. derece deprem bölgesidir. Atarak söylüyorum ben bunları. İzmir'in deprem riski daha yüksektir. Orada daha yüksek çıkar. Ve metrekareyle de doğru orantılı olarak ödeyeceğiniz prim artar. Şimdi 100 metrekarelik eve siz 30 metrekarelik göstererek DASK poliçesi ucuza yaptırdığımı varsayarak DASK poliçesi yaptırdığınızda deprem olduğu durumda da maalesef ki hiçbir hizmet alamıyorsunuz veya hiçbir bedel alamıyorsunuz. Hani orada sigortalı olmasıyla olmaması arasında hiçbir fark maalesef ki olmuyor. Zaten depremden bu yana en çok araştırdığımız şeylerden bir tanesi de deprem sigortası. Bu anlamdaki çalışmalar keza deprem olmasına da gerek yok bunun için değil mi? Yani illa bir felaket gelmesine gerek yok. Aslında yapmamız gerekeni yapmamız gerekiyor. Ve güzel söylediğiniz eksik yapılmadan olması hepimizin yararına olacak bir durum. Buna da dikkat çekmemiz çok güzel oldu. Burada bir parantez açayım. Tabii. Yani sigorta mesela bize de bu şekilde dönüşler oluyor. İşte atıyorum müşteri bir rahatsızlık geçiriyor, bir kalp krizi, yani Allah korusun benzeri bir rahatsızlık geçiriyor. Bununla alakalı bundan sonra ben sigorta yaptırmak istiyorum diyor. Yani o saatten sonra sigorta yaptıramıyorsunuz artık. Yani hani sigorta bir risk gerçekleşmeden o riski belirli bir bedelle bir şirkete satıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim bir arabam var, bu arabamın bedeli 1 milyon lira.
bu araba benim arabam, okey. Ama ben sana belirli bir prim veriyorum ve bu primin karşılığında benim arabamın başına bir şey geldiğinde artık bu araba senin araban. Yani sen kendi arabanı nasıl tamir ettirebilirsen veya o arabanın bedeli o anda neyse sen bunu bana ödemeyi taahhüt ediyor musun? Evet, bir sözleşme yapıyorsunuz. Sigorta şirketi diyor ki evet ben kabul ediyorum. Siz diyorsunuz ki evet ben de bu bedeli size ödemeyi kabul ediyorum. Bu risk gerçekleştiğinde de siz riskinizi satmış oluyorsunuz. Ama hani 1 milyonluk arabayı siz götürüp de 500 bin lira üzerinden satarsanız da sigorta şirketi de o 500 bin lira üzerinden size ödeme yapıyor tabii ki. Gerçekten çok güzel noktalara değindik. Umarım faydası olur tabii ki. Umarım düşünme payı bırakmışızdır sizlere. Şimdi gelelim tekrar sektörünüze. Bu sektörde kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Sizi farklı kılan nedir? Biz daha önce sektörde hiç çalışmamış arkadaşları işe alarak onlara eğitim verip başarılı gördüğümüz arkadaşları da kendi bünyemizde çalıştırmaya çalışıyoruz. Genellikle sektör daha önceden işte tecrübesi olan, sertifikası olan arkadaşları işe alıyor. Biz kendimizi bu noktada biraz daha farklı kılıyoruz. Kurucumuz, ulu önderimiz Yüce Atatürk'ün bir sözü var. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Biz de bu düsturla ilerlemeye çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Biz poliçe satarken aslına bakarsanız biz ticaret yapıyoruz tabii ki. Hani bu sattığımız poliçelerden de para kazanıyoruz. Ama bu sattığımız poliçelerden kazandığımız paradan çok eve gittiğimizde kafamızı yastığa koyduğumuzda rahat uyumak istiyoruz. Yani bizden kaynaklı yaşanacak mağduriyetin öznesi olmak istemiyoruz. Bizim yapmış olduğumuz poliçe, müşteri doğru poliçe aldığını bilsin, bize doğru poliçe sattığımızı bilelim. Bir sorun yaşanacaksa da bu bizden kaynaklı olmasın. Ve bunu yaparken de müşterinin de haklarını optimum düzeyde korumaya özen gösteriyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, dop dolu bir röportajın daha sonuna geldik. Şimdi sözü Aycan Bey'e bırakıyorum. Yenilikçi ve özelleştirilmiş dijital çözümleriyle çalışmalarda bulunan genç girişimci Ufuk Kent, bakalım söyleşimizde bizlere neler anlatmış. İzleyenlerimiz için sizleri tanıyalım. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Mehmet Ufuk Kent. Balıkesirliyim. 21 yaşındayım. Bu sektöre nasıl dahil olmaya karar verdiniz? Şimdi şöyle aslında ben 18 yaşından beri iş hayatına başladım. Sonrasında zaten ben bilgisayar programcılığı okuyorum. Kendi işimi yapmak istedim. Çünkü gerek özel sektörün zorluğu vesaire. Yaklaşık 6 ay önce Haziran 2023'te bu işe başladık. İşte bu yolda da devam ediyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetler nedir? Yazılım alanında çalışmalar yapıyorsunuz anladığım aynen kadarıyla. Doğru. Nasıl hizmetler sağlıyorsunuz? Şöyle, web tasarım hizmeti, e-ticaret çözümleri, restoran, kafe gibi işletmelere QR menü hizmetleri. Onun dışında yine kendi müşterilerimize dijital kart vizit gibi hizmetler veriyoruz aslında. Hayatımızın aslında ihtiyacı olunan birçok adımında bulunuyorsunuz. Gerek aynen web siteleri, gerek QR kod okutmalar. Artık hayatımız QR kodlardan ibaret hale geldi. Çok da pratik hale geldi. Şimdi buna istinaden tabii gelişen ve değişen teknolojik dijital dünyamızda belirli çalışmalarınız var. Ve bu anlamda aslında da sanırım skalanızı genişletmeye devam da ediyorsunuz. Doğru. Şimdi biraz şuna değinmek istiyorum. Kurumlara vermiş olduğunuz hizmetler bu noktada nasıl oluyor? Nasıl bir entegrasyon var? Şu şekilde aslında bizim genellikle hedef kitlemiz küçük ve orta işletmeler şu anki hedefimiz. Onlara aslında A'dan Z'ye hizmet vermek istiyoruz. Yani web tasarımından e-ticaretine, sosyal medyasına, Google reklam yönetimine kadar. Aslında dijital anlamda firmanın bütün işlerini üstlenmek istiyoruz. Peki ben biraz aslında kişisel olarak da merak ediyorum. Örnek verelim, benim bir işletmem var ve gerekli reklamı sağlayamıyorum ama müşteri kitlem de iyi. Örnek verelim. Şimdi sosyal medyadan herkes anlamak zorunda değil, iyi kullanmak zorunda değil. Bu anlamda verdiğiniz destek nasıl oluyor? Biraz spesifik halde konuşalım. Şu şekilde aslında hangi konuda eksiniz olduğunuzu önce bir analiz ediyoruz. O konuda destek sağlıyoruz sizlere. Sosyal medya çalışmaları nasıl yapılıyor? Biz daha çok sosyal medyada gönderi hazırlanması tarzında veya reklam yönetimi tarzında işlemler, hizmetler veriyoruz. Bir firma için aslında sosyal medya, yani sosyal medyadaki sayfalar adına konuşmak istiyorum. Önemli olan püf nokta nedir? Örnek verelim, fotoğraf kalitesi mi, gönderi sıklığı mı, paylaşım sıklığı mı, nelere dikkat edilmesi aslında gerekiyor? Aslında benim gördüğüm kadarıyla sosyal medyada gönderi kalitesinden çok aslında daha çok samimiyet ön planda. Çünkü atıyorum sizin sektördeki televizyonda daha çok görüntü kalitesi, prodüksiyon kalitesi önemliyken sosyal medyaya baktığınız zaman en çok izlenen şeyler aslında düşük kaliteli
şeyler oluyor. Daha samimi. Yani şöyle birbirimize daha düşüncelerimizi rahat aktarabildiğimiz, belki de bir firma için söyleyecek olursak müşteriyle daha fazla bağ kurabildiğimiz, ki genelde sosyal medya o kadar hani geniş bir alan ki bu anlamda yorum yapıldığı takdirde müşteriyle kolayca iletişim kurabiliyoruz ve bu anlamda da aslında dediğiniz gibi ben de katılıyorum. Samimiyet çok önemli. Bir yandan firmaların, işletmelerin web siteleri de kurumsal anlamda, kurumsal ilerlemeleri anlamında da önem arz ediyor ve sosyal medyadaki tarafı da farklıdır muhakkak. Web sitesi hazırlığı nasıl oluyor peki? Önce hangi sektörde olduğunu öğreniyoruz firmanın. Ondan sonra onun hangi hizmet verdiğine göre bir tasarım gerçekleştiriyoruz. Onun da SEO çalışmaları vesairesi oluyor. Ona göre özel bir tasarım hazırlıyoruz müşterimize. Burada tabii rengi, fontu, tabii firmanın bulunduğu sektöre göre de değişkenlik gösterecektir. Çünkü dediğiniz gibi renklerin vesaire, görsellerin sektörden sektöre anlamı değişebiliyor. Şimdi 6 aylık bir sürede mevcut çalışmalar üzerinden değerlendirecek ve ele alacak olursak, firmalarla oldukça zaten karşılıklı bir istişare halinde hazırlıklar yapıyorsunuz. Küçük işletmelerde diyebiliriz bunlara. Peki hem onlarla iletişiminiz nasıl diyeyim ben size, hem de hizmet sağlamış olduğunuz müşterilerinizle iletişiminiz, memnuniyeti nasıl sağlıyorsunuz, bunlardan da bahsedelim. Şu şekilde biz aslında daha çok müşteri olarak bakmıyoruz da hani insan kazanmak olarak bakıyoruz ilk başta. Çünkü en önemli şey aslında hayatımızda insan kazanmak. Evet sevgili Lifestyle izleyenleri, güzel bir sohbetin daha sonuna geldik. Ama yayınlarımız devam ediyor biliyorsunuz. O yüzden ekran başından ayrılmayın. Evet değerli seyircilerimiz, atopik dermatit yani halk arasında egzama olarak bilinen hastalık ve alerjilerin etkileri üzerine Profesör Doktor Demet Soylu ile olan röportajımız şimdi ekranlarınızda. Evet, öncelikle sizleri tanıyalım. Tabii, ben Profesör Doktor Demet Soylu, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Sosyal pediatristim. Aynı zamanda da çocuk alerji immünoloji üzerine de çalışıyorum. Bu alanda da hastalarıma yardımcı oluyorum. O zaman ilk sorum gelsin Demet Hanım. Atopik dermatit yani egzama bizim kullandığımız tabiriyle nedir ve özellikle bebeklerde nasıl ve ne zaman görülür? Evet, atopik dermatit kronik bir cilt hastalığıdır. Cildin genetik ve çevresel birçok etmene bağlı cildin bariyer fonksiyonunun kaybolması sonucu özellikle de su kaybıyla ve enfeksiyonlara karşı yatkınlık yaratan bir hastalık. Bebeklerde özellikle görülür, erken çocukluk çağının hastalığıdır. Yani süt çocukluğu dönemi dediğimiz ilk aylardan itibaren başlayan bir rahatsızlık. Ama bebeklerde kaşıntıya neden oluyor. Çünkü cildin bariyer fonksiyonu kalktığı için cilt kurumakta ve enfeksiyonlara hazır hale gelmekte. Dolayısıyla bebek bunu kaşıntıyla, uykusuz gecelerle, huzursuzlukla, huysuzlukla annesine ya da bakım verenine sinyal vermekte. Atopik dermatit alerjik hastalıkların da bir ilk basamağıdır. Bizim atopik yürüyüş dediğimiz daha sonrasında ortaya çıkabilecek alerjik astım, alerjik rinit, konjonktivit gibi ya da bir besin alerjisinin de ilk basamağı olarak ortaya çıkabiliyor. Peki bu durumda ne yapmalıyız alerjiler ortaya çıktığında? Atopik dermatitin orta ve ağır atopik dermatit dediğimiz yani vücudun daha çok yüzey alanını kaplayan, büyük bir bölümünü kaplayan ve tedavilere dirençli, verdiğiniz nemlendiricilere ya da steroid içeren kremlere tedaviye dirençli bir atopik dermatit söz konusu olduğunda bunların %30 ila 50'sinde altta yatan bir besin alerjisi olur. Ki en çok da yumurta ve süt alerjileri bunların başında gelir. Aklımıza mutlaka bir besin alerjisi gelmeli, özellikle de tedaviye dirençli egzamalarda. Evet sevgili izleyicilerimiz, röportajımızın sonuna geldik. Şimdi sözü Aycan Bey'e bırakıyoruz. İhracat sektöründe Türk markalarını ve üreticileri Körfez ülkeleriyle buluşturan işbirliği WorldEv şimdi ekranlarınızda. Son bir sene içinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında oldukça iyi gelişmeler var. Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretler çerçevesinde bu iki ülke arasında ciddi anlamda işbirliği alanları gelişti ve Cumhurbaşkanlığı yetkililerince paylaşılan not da bu işbirliği alanları arasında e-ticaret de var. Biz Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki e-ticaret işbirliğinin genişletilmesinde aslında ticari diplomatik bir misyon üstlenmiş durumdayız. Dubai'de 2019'da devlet tarafından
kurulan e-ticaret odaklı serbest bölge Dubai Commerce City, Türk markalarının, Türk üreticilerinin, Türk üretim sektörünün Dubai ile olan işbirliğini daha da önemsiyor. Ve bu çerçevede Türk markaları için yeni bir dönem başlamış oldu. Türk markaları için zor görünen Körfez pazarı aslında bu hizmetlerle inanılmaz bir şekilde kolaylaşmış oluyor. Ve biz de WorldDev olarak Dubai Commerce City ile stratejik bir işbirliği yaparak bölgede en büyük e-ticaret etkinliğini yapmaya karar verdik. Ve bu çerçevede bu sene 3-4-5 Aralık'ta Dubai Commerce City'nin kendi kampüsünde 5000 kişilik bir e-ticaret etkinliği yapacağız. Bu etkinlikte tüm bölgeyi bir araya getirmiş olacağız. Azerbaycan, Lübnan, Ürdün, Kuzey Afrika ülkeleri ve Körfez bölgesindeki ülkeler Dubai etkinliğinde bir araya gelecek ve tüm bu bölgelerdeki e-ticaret oyuncuları birbirleriyle nasıl iş birlikteliklerini geliştirebileceklerini, birbirleriyle nasıl bir sinerji oluşturabileceklerini değerlendirebilecekler. Değerli seyircilerimiz, yayınımızın bu haftalıkta sonuna geldi. Umarız ki paylaştığımız içerikler sizlere yeni ufuklar açmış ve yarının iş dünyasına dair umutlarımızı yeşertmiştir. Unutmayın, her yenilikçi fikir bir sonraki büyük başarının tohumudur. Bizden ayrıldığınız bu andan itibaren kendi başarı hikayenizi yazmaya devam edin. Yarının liderleri olarak sizlerle bir sonraki buluşmamız için sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla, başarıyla ve yeniliklerle dolu günler dileriz. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.